Ebru sanatıyla ilgili. Sayın Kaymakamımız az önce görüştük. Yani el içinde onların tespit ve kadınların kullandığı el sanatları, eserleriyle ilgili bir atölyemiz olacak Sayın Bey. Şimdi girişim planlandı. Bize de malzemeleri bir bakacak. Maliyetlerini bir bakacak Sayın Bey. Onları buraya açacağız. Karatepe Kilim Merkez zaten kilim atölyeleri hazır, tezgahlar hazır. Onları da malzemelerini de veriyoruz. Ürettiklerimizi de alacaklar Sayın Bey. Burada da film izleyeceğiz. Eğitim salonu kullanacağız. Bütün şu anda lazım olan iplik ve tüm makineler hazır şu anda. Yani bu atölye hazır tamamen şu anda. Spor aletleri Sayın Valim, günün belli saatlerinde işte egzersizleri burada yapıyor. Sabah egzersizlerini yapacaklar. Dinlenme alanı olacak. Bir de su, bunların gerçekten tedavide su sesi de bağımlılar için çok önemli Sayın Valim. Meslek adamlarımız hemen burada olacak. Biz full burada durmuyor. Kriz dönemlerinde buraya almıyoruz. Bir tane de aşçılık atölyemiz olsun. Normal bizim aşçılarımız burada onlara pastayla, yemekle ilgili de sertifika verecek. Ya da tanrı eğitim müdürlüğü desteklediği bir program. Bu ay içinde sana orada gidecek Sayın Bey. Burası aldı. Buradan buraya geçiş olacak. Burada direkt bir şeyde kapı ikna edecek Sayın Bey. 5 kişi aynı anda alınıyorlar. Burada metrekare diye. Burası? Burası da Sayın Bey. Bütün buranın çamaşırı anları. Bir şeyde kol işte. Şimdi kullanması, ürünlerin yıkanması. Sanat atölyesinde olacak. 400 satı ürünün suyu var. Terasımız ve yemek salonumuz. Normalde çatıyı kısayamaz. Şuradan burada. Daha iyi olsun diye istişare edip terası çevirdim. Yani dışarıda belki yemek de yerler. Çok iyi olur. Daha iyi olur diye. Normalde kapalı bir çatıydı. Öyle aramayız. Bırakın. Dediğimiz yerlerimiz de Sayın Valim, buradaki parçalı bir tümümüz tamamen temizlendi. Şurada iki seki daha var Sayın Valim. İki seki, üç yer. Üç tane yer var, toplamda da beş tane bu var Sayın Valim. Buraya da bir bakalım. Çıkarken bakarız Sayın Valim. Sayın Valim, göründüğümüz yer burada. Şimdi toprak kareten ortamımızda bir 100 metrekare bir sene yapmışlar. Buyurun bakabilirsiniz. Hepsi aynı standart. Hepsi aynı standartta Sayın Valim. Bu katın tamamı yatakhane şeklinde. Yani buraya yaklaşık 3 tane atabilirsiniz. Evet. Türkiye'de bir ilk örnek olacak model bir proje. Bu merkezimiz tamamlanmak üzere faaliyete geçmesi için gayret ediyoruz. Kadın bağımlılara yönelik bağımlılıkla mücadele anlamında mücadele edecek ortam hazırlanmış. Spor salonları, sauna, iş alanlarında çalışabileceği, bütün tecrübeyi edinebileceği bir ortam hazırlanmış durumda. Bu mücadelede bize çok öncü olacak bir merkez olacak. Bağımlılıktan kurtulması anlamında, meslek edinmesi anlamında da atölyelerimiz olacak. Burada görev alacak arkadaşlarımız da kaliteli, istekli, eğitimli, gönülden mücadele etmek isteyen personellerimizle çalışacağız. Buraya gelen bağımlılarımıza en iyi hizmeti sunacak şekilde hazırlığımızı sürdürüyoruz. Ben bu binamızın yapılmasını sağlayan özel idaremize ve bu şekilde gerçekten güzel hizmet sunmuş olan yüklenici firmaya ve yakından takip eden arkadaşlarımıza, emeği geçen bütün çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Uyuşturucudan kurtulunması anlamında bütün alanlarda çalışmalarımızı en etkili şekilde sürdürüyoruz. Burası da bize gerçekten çok büyük katkı sağlayacak bir merkez olacak. Kalecik civarında, barajın kenarında doğası da çok güzel. Bu ortamda Hasanbeyli ilçemize, Osmaniye'mize ve Türkiye genelinde hizmet verecek bir merkez. Ülkemize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Bizim burada 23 dönüm diyoruz. Ama burada özellikle diğerleri renkli suyu, 23 anı yolu. Çünkü ormanı kurmuşuz, daha rampa olduğu için. Ama biz burasını, götürdüğüm yani buraya almıyoruz. Bu arada noktada bulunuyoruz. Akşam önü açık, yani ağaç kesmeye gerek kalmaz. Hayvancılık için de bu üst tarafı değerlendirebiliriz. Biz buraya özellikle iki tane serap olarak... Hayvancılık için uç kısma doğru yapalım. Evet, sen de.
Aynen öyle. Zaten hayvancılıkla ilgili spor salonunun yanında sayın valim küçük polis evinde olduğu gibi köpekler için, ördekler için, gazlar için, tavuklar için küçük hobi amaçlı çık orada bizim kümeslerimiz olacak. Hava her zaman serin, her zaman güzel. Ferah, çamın ortasında yani temiz hava gerçekten. Sera yapacağımız alan burası. Aynı zamanda hayvancılıkla ilgili çalışma yapacağımız alan. Gerçekten bütün eklentileriyle beraber Türkiye'de bir ilk örnek olacak, model olacak bir proje. Bu projenin başarılı olmasını çok istiyoruz ve olacağına da inanıyoruz. Ve örnek olması açısından da çok kıymetli. İnşallah bütün alanlarıyla beraber Şubat ayının sonunda faaliyete geçmiş olacak.